Ramazan'ın ilk gününden tekrardan merhabalar. Biz uyandık. Çınar'la beraber kahvaltımızı yaptık, biliyorsunuz. Ben oruç tutamıyorum. Hakan ve Defne oruçlar. Onlar biraz uyudular. Sonra Hakan'ın yapması gereken işleri vardı. Onları ayarladı. Sonra işte bir Defne odasında yatıyor. Hakan salonda uzanıyor falan. Öyle saat geçirmeye çalışıyorlar. Biz de Çınar'la sabahtan beri enerjimizi atmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu Çınar enerjisini atmaya çalışıyor. Bendeki bütün enerjiyi alarak. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Umarım Ramazan'a çok güzel, sağlıklı bir şekilde girmişsinizdir. Şu anda sanıyorum siz de bu saatlerde iftar hazırlıklarına başlamışsınızdır. Ben de bir tek çorbayı yaptım. Onu öğlen yaptım, hani Çınar'la içecek diye. Onun dışında köfte hazırladım, köfte yoğurdum. O buzdolabında bekliyor, dinleniyor. Biliyorsunuz bizim evde köfte bir vazgeçilmez. Hakan inanılmaz seviyor. Defne de seviyor ama Hakan her gün köfte olsa yer yani, o derecede. O yüzden Ramazan ilk günü bizim evde genelde böyle köfte yapılır. Böyle değişik bir tarif gördüm Beyhan'ın mutfağında. Ondan yapacağım. Hani güveçte mi yaparım, borcamda mı yaparım bilmiyorum ama güveçte, hani kiremitte gibi daha lezzetli olacağını söylemişler. Bakalım, artık deneyeceğim hangisi olursa. Birlikte yaparız zaten. Yanına ne yaparım bilmiyorum. Hani patates püresi var altında. Üstünde köfte olacak. Artı pilav yapayım mı? Ondan çok emin değilim. Bu arada balkondayım ve inanılmaz serin esiyor. Yani aslında o kadar güzel duruyor hava, günlük güneşlik. Şöyle göstereyim mi? Ama o kadar serin ki anlatamam. Evet, saçlarımdan da görmüş olduğunuz gibi bayağı ciddi esiyor yani. Öyle bakalım, birazdan yemek yapmaya geçeriz zaten. Orada yine görüşürüz. Saat 7'ye geliyor. Ben şimdi püremi yapmaya başlayacağım. Patates kabuklarını soyarak biraz suyla haşlayacağım. Ondan sonra da İşte bildiğimiz klasik püre. Tereyağı katacağım, biraz süt. O şekilde bir püre yapacağım. Sonra hazırlamış olduğum köftelerimi kızartacağım böyle yuvarlak bir şekilde. Sonra da pürenin üzerine koyacağım onları. Üzerine salçalı sos yapıp fırına vereceğim. Böyle biraz aşamalı gibi duruyor ama bence basit, kolay bir tarif ve bence lezzetli bir tarif olur diye düşünüyorum. Köftelerim kızarmak üzere. Patateslerim haşlanıyor. Buraya da altını yakmayı unutmuşum. Altı su bardağı süt, 1,5 su bardağına yakın da şeker koydum. Güllaç yapacağım. O da Defne Hanım'ın isteği. Sütü kaynatmayacağım. Sadece içinde şeker eriyene kadar, biraz ılıyana kadar orada pişireceğim. Bu arada köftelerim de kızardılar. Zaten fırında da pişeceği için böyle çok da kızarmasına da gerek yok aslında ama yine güzelce pişirdim ben. Hani pişir kalmasın diye. Anne. Efendim. Anne. O güllaç anneciğim. Anne. Anneciğim, güllaç diyorum ama hala o ne diyorsun? Güllaç. Hayır, güllaç. Hayır, güllaç. Tamam Çınar, ilaç olsun anneciğim. Anne. İlaç. Şimdi Çınar'a vereyim, ne yesin şimdi? Ben bunu sevdim ilaçı. Köftelerim hazır burada. Dediğim gibi yani bir tane şöyle oval bir güveçim var. Eğer hayalimdeki gibi olursa, küçük gelmezse onu da yapmayı düşünüyorum. Böyle yatarak oruç tutarsanız sevabını rüyanızda görürsünüz diye. İlaç şimdi koy. Sütümün altını, hatta annen için ilaç koyuyordu. E
Evet anneciğim, kapatmayayım, komple kısayım böyle. Böyle parça parça koyup üzerine ılık sütümden gezdireceğim. Çok basit bir tatlı. Ve bence o kadar da lezzetli. Geldim anne. Ay, hoş geldin anneciğim. Yardım et. Bıçakla kessem daha iyi. Yardım et. Olur. Gel anneciğim, gel. Dikkat yardım et. Anne. Anne, onun çizgi aldı. Evet. Bir oradan bir buradan koyuyorum. Sen o yüzden çek. Kenarlarını boş bırakmamaya çalışıyorum çek ama. Şöyle boş olan yerleri de kesik yaparız. Hiç sorun değil. Anne. Efendim anne. Yapacağım. Yok anneciğim, ben şimdi sana güllaç yapıyorum. Ben de güllaç. Bu arada ben 10 yaprak kullanacağım. Ben de güllaç. Ben de güllaç yapabilir miyim? Tabii ki beraber yapabiliriz. Şimdi ben sana söyleyince süt dökeceksin, tamam mı? Aa, dökülüyorum. Tamam. Tamam, bekle şimdi. Ben sana söyleyince dök, olur mu? Dök, hadi aferin. Aferin benim oğluma. Anne, çok güzel döküyor. Evet. Ama hep aynı yere dökmeyelim. Bir tane de ben dökebilir miyim? Evet, dök. Bir tane kap dökebilir miyim? Bir saniye aşkım. Şöyle yaklaşık yani bir su bardağına yakın ceviz var. Bunu böyle çok ince olmayacak şekilde birkaç kere geçiriyorum. Böyle iri taneli kalsın, hoşuma gidiyor. Beşinci kattan sonra cevizleri güzelce serpiyorum. Tamamdır. Cevizlerini de koyduk. Sonra işleme devam ediyorum. Evet, şimdi kalanını bunun üzerine dökebiliriz. Hadi dök anneciğim. Hadi döküyorum. Ben birazcık süt ilave ettim. Gözüme az gözüktü. Hiçbir sıkıntı olmaz. Birazcık süt, çok azıcık da yine şeker ekledim. Hani süt tadını tamamen almasın şekerin diye. Zaten çok fazla şekerli sevmediğim için ben şeker oranını bayağı bir az koydum. Ben parçalı koyuyorum anne. Aferin anneciğim. Şimdi bunu da böyle dökebilir miyim ben? Evet. Teşekkür ederim. Sonra kalan sütümün hepsini öyle öps kenarından başlayarak her yerine döküyorum. Evet. Evet, güllacımız hazır. Güllaç. Şimdi hüllaçımız hazır. Hüllaç diyen ağzımı yiyorum şimdi. Patatesim haşlandı, görüyorsunuz. Suyunu tamamen çekti. Onu ben onu yedim. Yiyebilirsin hayatım. İçine şöyle bir çorba kaşığı kadar tereyağı atacağım. Şu kadar yeterli. Evet. Tereyağı bu kadar yeter. Evet anneciğim. Şimdi tereyağı. Birazcık da süt atacağız. Evet. Yarım çay bardağı kadar da. Biraz dökelim değil mi? Ben döktüm anneciğim. Ben de. Bu şekilde püre yapmak çok pratik oluyor gerçekten.
hani çıkarıp kabuğunu soymak, tekrardan onu ezmek yerine hani göz kararı su koyup suyunu çekene kadar karıştırıp daha sonra bu şekilde ezmek gerçekten rahat oluyor. Sonra şöyle dilim kaşarlarım var. Bunları rendeleyemeyeceğim için böyle parçalayıp atıyorum. Çınarcığım, onları dolaba koyar mısın hayatım? Evet. Çok teşekkür ederim. Tereyağını koy, sütü koy. Başka bir şey var mı? Yok. Dur, al ben sana vereyim. Oo, çok sağ. Teşekkür ederim. Oy. Şimdi tuzumu da atalım. Bayağı atıyorum, bilirsiniz. Patatesi zaten haşlanırken tuz atmamıştım. Aa, koydum. Bunu da koyar mısın tatlım? Evet. Çok teşekkür ederim. Tamam artık, ben bunun altını kapatırız. Ben altını. Şöyle önüme alayım. Siz de görün istiyorum. Zaten sıcak olduğu için kaşarlar hemen eridi, gördünüz. Tereyağı da eridi. Sütü de çekti. Şimdi gideyim güveçimi getireyim, bakayım. Ingrabert. Ama yok, sığmayacak. Yani aslında getirmeye gerek yok. Direkt borcamda mı yapsak acaba? Ingrabert. Öyle yapalım. Çünkü sığmayacak. Ya böyle yuvarlak güveçleri ayrı ayrı yapacağım. Evet, öyle olabilir aslında. Öyle. Bu ovay güveçim bu. Ama sanıyorum buna az gelecek. Kerevana köfteler bile komple sığar. O yüzden bunu da yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Diğerini de yapıyoruz. Anneciğim, acır tabii ki de oğlum. Anne, şimdi bir tereyağı. Çınar, bana bir tane kaşık verir misin anneciğim? Evet, veririm tabii. Ben seni yerim tabii. Bir tane daha getireyim. Ay, çok teşekkür ederim anneciğim. Şöyle bir bakayım. Evet anne. Evet. Çok güzel olacak. Evet. Aşağı fiyatlı. Aman abi baba. Çok güzelmiş. Bir bakayım mı tadına? Tabii ki de bakabilirsin. Güzel güzel. Beğendin mi? Evet, beğendim. Tereyağları da çok güzel. Evet, bir, o bir patates iki. Püresi anneciğim. Evet, patates. 1, 2, 3, 4, 5 var. Evet. Bunu da buna koyalım. Peki de. Tamam. Anne, pasta gibi oldu değil mi? Evet. Bak, istersen burayı yiyebilirsin ha. İstemiyor musun? İstemiyorum. O bir çok sıcak. Tamam. İşte evet. Oldu. Evet, oldu. Onu da. Dur anneciğim, yapma öyle lütfen. Çınar. Rehistafet. O aşafetlon işi demiş. Şimdi kızlar, köftelerimi biliyorsunuz. Öncesinde kızarttım. Dur anneciğim. Şöyle köfteleri bunların ortasına batırıyorum. Kaç tane köfte var acaba? Yani ona göre 5'e böleyim diye düşündüm. Yani 3 tane bile batırabilirim bence. Evet, ben yapabilemeyim. Yapabilirsin anneciğim. Bak, bunun patatesi fazla olmuş. Hop, kaçtı. Şöyle yapalım. Evet. İçmeyeceğim. Hani çok mu su içtin? Burada su var sana. Şunu da
Evet. Şuraya koyalım, o ikili olsun. Evet anne. O da storiesi çok güzel. O süper patates. Evet. Aşağı onu getirelim. Şimdi bunu bu şekilde fırına atacağım. Üzerine salçalı sos yapıp. Kızlar gördünüz. Köftelerim hazır. Şimdi şöyle bir salçalı sos yaptım. Çınar gibi dokunma bir tanem. Böyle üzerine döküyorum. O acı salça. Yok hayatım, acı değil. O nedir? O nedir? Salçalı su, içine tuz koydum sadece birazcık. Birazcık karabiber. Evet, karabiber. Başka da bir şey koymadık değil mi Çınar? Evet. Çınar dur anneciğim. Şimdi bunu bu şekilde fırına atıyorum. 15-20 dakika pişecek 200 derecede. Çıkmadan 5 dakika önce de üzerlerine kaşar koyacağım tekrardan. Yemeklerimizi yedik, mutfağımı toparladım, çayımızı da içtik, tatlımızı da yedik. Her şey çok güzel ama sonrası o şişkinliği nasıl atacağız? Geçenlerde Hakan Bim'den şöyle bir şey almış. Bu avşarın armut ve şeftali aromalı olanından. Düşes armudu ve nektarin aromalıymış. Kimse sevmedi evden ama ben sevdim. Gayet güzel yani. Bir tane soda içeyim dedim. Çınar uyudu. Survivor'a bakıyoruz. Çünkü hiçbir şey yok. Gerçekten onunla eğleniyoruz. En azından böyle biraz adrenalin oluyor yani. Kim aldı, aldı, alacaklar diye. Böyle Ramazan'ı, birinci gününü iyi kötü atlatmış bulunmaktayız. Çok şükür. Hakan açken biraz gergin oluyor. Bakalım. Hani o oruç tutuyor. Tuttuğu orucun sevabını alıyor. Ben de Hakan'ın gerginliklerine karşı böyle... Karşısında ve çok sakin, böyle nasıl, böyle ağzım var dilim yok yani. O şekilde kendimi koruyarak ne yapıyorum? Senin sevabını alıyorum. Hadi be oradan. Evet, hiç konuşmadım gerçekten. Neyse. Güveç. Güveç değil aslında onun adı. Kiremit de köfte bence. Gerçekten çok lezzetliydi, çok beğendiler. Değil mi? Beğendin Hakan. Çok güzeldi, yine afiyet olsun. Gerçekten çok lezzetli olmuştu. Hani bundan sonra favori yemeklerimden biri olabilir. Özellikle bence misafire çok şık, böyle porsiyonluk sunum olarak çok güzel olabilir yani. Hani bu sene misafir ağırlama gibi bir durumumuz yok tabii ki ama. Neyse, elbet bir gün o günler gelecek yani. Allah'tan yanına pilav, makarna falan gibi bir şey yapmadım. Kesinlikle yenmezdi. O güveçleri hani porsiyonluk olarak yapmıştım zaten. Tam tamına doyurdu. Ben çorba falan içmedim zaten. Sadece ondan yedim. Defne ile babası da işte çorba ve onu yediler. Tabii işte iftar yedikler vardı, salata vardı. Çok şükür Allah'a doyduk yani. Hatta Defne hani zar zor bitirdim. Yani bir çorbayı içti, tamam ben başka bir şey yemeyeceğim dedi. Çünkü biliyorum evet öyle oluyor ama dedim saçmalama birazcık yemek ye, çünkü yani arada bayağı da zaman var. Gerçi abur cubur illaki bir şeyler atıştırıyor, sahura kadar zaten oturuyoruz. Böyle bakalım. Şaka gibi ya valla, Ramazan ne zaman geldi, ne zaman bu şeye geçtik. Gerçekten ilk günü bitti bile işte. Sayılı gün çok çabuk geçiyor. Allah'ım inşallah şu hastalıklardan da bir an önce kurtuluruz. Normal hayatımıza, normal yaşantımıza döneriz diyorum gerçekten.
Defne diyor ki ya ben şimdi pide kuyruğuna gitmek istiyorum. Gidemeyecek miyim? Ya dedim kızım ne pide kuyruğu? Bu ekmeği dağıtan abla saat 4'te getirdi pideyi. Hani saat 6'da mı kapanacakmış fırınlar? Öyle bir şey söyledi sanki değil mi? Öyle bir şey değil ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ben de. Aynen saat 4'te getirdi ama yani normalde hani o pidenin güzelliği tam böyle ezan saatine yakın alırsın ve sıcak sıcak yersin. Neyse bakalım çok şükür en azından çıkıyor. Yani çıkmaya da bilirdi. Tabii. Dalga geçme. Böyle işte kızlar. Dediğim gibi evde öyle böyle kavga dövüş bir günümüz bitti. Darısı inşallah artık diğer günlere bir an önce çok çabuk bitsin inşallah. Rabbim. Ya karşımda öyle hareketler yaptığın zaman benim dikkatim sana kayıyor. Amin çekiyor. Gerçekten merak ettim sizin eşleriniz nasıl? Eşleri oruç tutanlar. Sizlere sesleniyorum. Lütfen beni yorumlarda yalnız bırakmayın. Ya ben hatırlarım ama benim babam da gergindi. Kızlar ben videomu artık kapatayım burada. Yine karşımda Hakan. Beni konuşturmamak için elinden geleni yapıyor orada. Bugün Ramazan'ın ilk gününü beraber geçirdik Allah'ın izniyle. İnşallah sonraki günlerde tekrardan görüşmek üzere diyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Dualarda buluşalım artık. Kendinize çok çok iyi bakın. Yine görüşürüz. Hoşça kalın.